Bey bir okursa geçen yıl bu eğitimimizin genel bir özetini bilinçlendirdik ve bu çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Ayrıca ilimiz 13 ilçesinde öyle madde bağımlılığı deyince herkesin duyarlı olduğu bir nokta. Yani maalesef Türkiye'nin genelinde olduğu gibi ilimiz de bu nokta sıkıntılı durumlar yaşamaktadır. Gençlerimiz maalesef bu tür bağımlılıklarla iştigal etmek durumunda kalmaktadır. Bu hepimizi ciddi manada yaralıyor. Tabii ilgili tarafların tamamı bu nokta çalışmalarını yapıyorlar. Emniyet Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Kültür Bakanlığımız, onun dışında yine Yeşilay, Sağlık Müdürlüğümüz buna ilgili çalışmalar yapıyorlar. Fakat tabii bu duyarlılık sadece ilgili kurumlarla kayıtlı kalması gereken bir durum değil. Her birimizi ciddi manada ilgilendiren bir durumdur. Yani bu noktada hiç kimse ya ben madde kullanmıyorum, çocuklarımı koruyorum, bana ne deme lüksüne sahip değildir. Malumunuz bağımlılık konusunda ilimiz sıkıntılı bir il. İki tane hastane ilimize kazanıldı. Ahmet Hem ve Çemet Hem devlet büyüklerimizin, yöneticilerimizin büyük çabasıyla bir tane rehabilitasyon var malumunuz. Ondan sonra halkımız gerçekte bağımlılık konusunda bilinçlenmiş, bağımlılık sorununu gizlemiyor bir yapıya sahip. Ayrıca bizim milli eğitimimizin bünyesinde pedere öğretmenlerimizin hepsi eğitici eğitimini aldılar. Bunların dışında da müdürümün de ifade ettiği gibi kültürel ve sanatsal, sosyal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Biz birlikte çalışırsak bağımlılık sorunu gerçekte kalkar mı? Kalkar. Ortada kalkar. Ama bana ne, öteki çalışsın, öteki kurumun görevidir ya da filan kurum yaparsa dersek, mazereti, suçu birbirimize atarsak bu şekilde bocalanırız. Bağımlılık sorunu bir vatandaşlık görevi, bir insanlık sorunu olarak bilmemiz lazım. Yani ben bu ülkenin bir insanı, bir ferdi olarak bu konuda duyarlı olmam lazım. 30.552 öğrenciye ulaştık. Tabii yapılan eğitimlerde her tür ve kademeden